Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir 45 dakikalık bir ufak bir sohbet havasında ama herkesin kendine bir şey katarak çıkmasını planladığımız bir etkinlik yapıyoruz şu anda. Kısaca bu bir slide üstünden gideceğiz çok kısa. Ben kimim? Neden Java ve neden efektif Java? En sonunda neler öğreneceğiz? Bir rota oluşturalım dedik. 45 dakika da olsa rotasız bir gemi olmasın diye bir rota çizmek istedik. Kısaca bir kendimi tanıtayım ben. İsmim Furkan, soy ismim Sönmez. Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini tez birincisi ve onur öğrencisi olarak bitirdim. Yaklaşık 4 yıldır aktif olarak sektörde çalışıyorum. Daha çok ağırlıklı olarak Java ve Python dilinde yazılım geliştirmeleri yapıyorum. Onun dışında diğer vakitlerimde de kurumlara Java eğitimleri vermekteyim. Ve böyle arada ufak tatlı etkinlikler de güzel oluyor. Bana LinkedIn, Udemy, YouTube, GitHub hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Eğer kodları çekmediyseniz, yani tabii bu çok 45 dakikalık, yani kısa bir hani sunum olacak. Çoğunuz telefonla bağlısınızdır büyük ihtimal zaten. Hani burada kodları ya, dilerseniz çekin. Hani çekme imkanınız yoksa da benim ekranımdan takip edebilirsiniz diyelim. Ve neden Java'ya geçmeden önce arkadaşlar, şunu vurgulamak istiyorum. Yani eğitim ya da sunumlar 3 şekilde güzel oluyor. Birincisi, hani İnsanlar 3 şekilde öğreniyor. Bir, görsel, işitsel ve kinestetik. Ben size bugün görsel ve işitsel kısmını elimden geldiğince sunmaya çalışacağım. Ama kinestetik, yani interaktivite için size biraz ihtiyacım oluyor. Burada chat kısmını çok aktif bir şekilde göremiyorum ama başta da konuştuğumuz gibi Hayrettin abi orada bize yardımcı olacak. O yüzden hem bir chat'i deneme hem de interaktiviteyi denemek adına ben neden Java diye bir şey yaptım. Sizce hani Java ile dendiğinde aklınıza gelen özellikleri bir iki cümle de olsa, bir iki kelime de olsa questions, yani chat kısmına yazabilir misiniz arkadaşlar? Sonra eğitimimiz bu şekilde devam etsin. Hem chat'i de denemiş olalım. Java deyince aklınıza gelen keywordlerden, cümlelerden, özelliklerden birkaç tanesini chat'e paylaşsanız çok güzel olur. Ben okuyabilirim. Güvenli, platform bağımsız demiş Mehmet Okan Yılmaz. Süper. Ural Saluk JVM diye cevaplamış. Bir write once run Open everywhere görüyorum. Source platform bağımsız demiş İkram. Aynı şekilde platform bağımsız demiş Nihat Çıkrak. Burak Uray Süper. write once run everywhere demiş. Süper. Uğur Çetin community olarak bir cevapta bulunmuş. Evet, Muhsin community cevabı. Özbek. Evet, geniş bir komünitesi olan ve standartların community tarafından belirlenen bir dil olarak bir cevap vermiş. Abi oradaki ismi ben alkışlamak istiyorum, onu yazan arkadaşı. Muhsin Özbek mi? Bravo Evet, Muhsin. Muhsin. Yani, evet, bravo Muhsin. Çok güzel bir cevap Evet. verdin. Buradan ben Emir devralayım. Alman bir cevap daha var. Şu aralar aklıma Josh Long geliyor diye bir gülücük göndermiş. Süper. Orada Evet. write once run everywhere, yani platform bağımsızlık da çok güzel bir cevap ama günümüzde Docker gibi teknolojilerin bir de üstüne koyarak gitmesiyle birlikte artık platform bağlılığı hayatımızda böyle çok kritik yer edinmez hale geldi ama o standartlar cevabı aslında aradığımız güzel özelliklerden bir tanesi. Peki standart yazmışım da buraya, ne demeye çalışıyorum? Java'nın standartlarından kastım şu arkadaşlar. Mesela bugün Java 11'de kod yazıyoruz veya Java 8'de bir kod base'iniz var. Kod yazıyorsunuz. Çalıştığınız kurum veya firma dedi ki biz Java 11'e geçiyoruz. Eğer siz de Java kullanıyorsanız, hani bunun sizin için çok büyük, hani dünyaları yakacak bir haber olmadığını bilirsiniz. Java 8'den 11'e geçtiğinizde büyük ihtimal kodunuz eksiksiz bir şekilde compile olacaktır. Ama hani tabii Java 8'den Java 5'e düşürme gibi bir şey giderseniz, orada Java 8'de biliyorsunuz lambdalar, default interface, metotlar falan geldi. Onlar tabii işinizi zorlaştırabilir ama downgrade genelde değil de biz upgrade konusunda konuşuyoruz. Yani yönelik güzel bir sistemi var. Ben özellikle şundan da bahsetmek istiyorum. Hemen gizli bir sekme açalım şuradan. Java Community Process, o cevap çok iyiydi. Burayı arkadaşlar Java Community Process org'a girip bir incelemenizi tavsiye ederim. Java'nın aslında, yani şu an en önemli etkilerinden bir tanesi bu community hattının olması. Şimdi mesela Mani diye bir geliştirme vardı, ben daha önceden yazdım. Mani'ye gidiyorum. Bakın burada belirli user gruplar, mesela Jack gibi, London gibi. Burada Morocco, yani Fas'tan bile bir user grup var. Yani güzel bir şekilde iletişim ağı var. Komüniteler şu tarz şeyler yapıyor mesela. Gidelim. Şurada public review herhangi bir şey eklemiş bir tanesi. Result'ları görüyorum. Bakın kimlerin oy verdiği. Tamam, bu yeni versiyona gelebilir, deneyebiliriz gibisinden oy verdiği sistemler var arkadaşlar. Mesela Oracle tiklemiş.
London Java Community Process buna X vermiş. Tabii bu arada London Java Community Process de bununla ilgili çalışmaları var. Belki rekabet de olabilir, bilmiyorum. Bakın Morocco, yani FAS'tan bir onay, IBM'den onay gelmiş. Yani bunlar çok kritik şeyler arkadaşlar. Şuradaki olay. Aslında çok tatlı. Ya buradan neyi anlıyorum ben? Java kişilere bağlı değil. Firmalara, yani şeye bağlı. Bir firmaya da bağlı değil. Bu da Java'nın anayasaları olduğunu bize gösteriyor aslında. Bu çok kritik bir özellik diyelim. Aynı zamanda şöyle de yani bunları şu şekilde görebiliyoruz mesela şuradan ya da final bir şeye bakalım. Final release. Download dediğimde mesela bunu indirelim bakalım bir kısa bir inceleyelim. Kabul ettik lisansı indiriyorum. Bakın bu paralarla ilgili bir spesifikasyon gelmiş. Çünkü biliyorsunuz parasal işlemleri Big Decimal'da yapıyoruz. Zaman kalırsa ona da değiniriz ama bugün ona zaman yeteceğini düşünmüyorum. Yani parasal işlemleri Big Decimal'da hani yaparız Java'da. Onu da notunu alın isterseniz. Burada yetmezse bile şey yaparsınız. Ama Big Decimal biliyorsunuz maliyetli bir sınıf. Burada o yüzden yeni bir API tasarlama, Java Specification Request gelmiş. Hani Money Currency API diye bir şey yapalım. Ondan gitsin bu hesaplama işlemleri diye. Burada da güzelce açıklamışlar. Hani ne yaptıklarını. Buradan gidip tüm detaylarını okuyabiliyorsunuz. Use case'lerini, requirements'larını, specification'larını detaylı bir şekilde ne yapabiliyoruz? Bakabiliyoruz arkadaşlar buradan. Bu da çok güzel bir Java'nın özelliği. Bu arada şu an dil kapıştırmasına gitmeyeceğim. Her dilin kendine has güzel özellikleri, kötü özellikleri vardır. Java'nın da eksileri, artıları vardır. Tabii bir dil kapıştırmasına gitmiyorum ama mesela Vue.js'i biraz inceleyelim. Vue.js git dedim. Buradan Vue.js'in orijinal GitHub account'una gidiyorum. Şuradan da teyit edelim. Bakın all over the world verified bir account. Oldukça da popüler bir account. Mesela gidiyorum. Bunun beraber contributor'larına bakalım. Kimler bu dili geliştirmiş? Mesela Java'da çok güzel bir şekilde görebiliyordum. Burada da keza yine görüyorum kimlerin commit attığını. Mesela Kazupon diye bir arkadaşımız yapmış. Yani şuradan belirli kişiler commit yapmış. Ama şurada benim dikkatimi çeken olay bir arkadaş yani burada Even You gidiyor 2300 tane commit atmış Vue.js'le ilgili. Ben gidiyorum bakıyorum yani 2300 neredeyse dilin yarısını geliştiren arkadaş olmuş. Hatta çok fazlasını. Yarın bir gün bu arkadaşa bir şey olsa insan düşünüyor. Ne yapacağız? Hani devam edebilecek mi? Tabii ki Vue.js kötü demiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Vue'cu arkadaşlar şimdi bana bir şeyler demesin. Vue'nun da artıları var biliyorum. Hani bildiğim kadarıyla çok hızlı derecede geliştirme yapılabiliyor falan. Bunlar da artı ama trade-off'ları var yani. Onun dışında mesela .NET desem. .NET dediğimde direkt ne geliyor arkadaşlar? Microsoft. Yani direkt gördüğümüz Microsoft tarafından geliştirilen açık internet protokolleri vesaire vesaire diye de gidiyor. Yani burada Java'nın önemi ortaya çıkıyor aslında en azından benim gözümde diyeyim. Çok güzel bir anayasaları PDF yani PDF üstünden neler geliyor bakabiliyorsunuz. Yeni bir versiyon da deneniyor beğenmedi mi? Hop geri alınıyor. Daha iyisi geliştiriliyor. Komüniteler tartışıyor. Yani bu özellik gerçekten zaten biliyorsunuz Java'nın temelleri çok eski. O yüzden günümüze kadar böyle aktif bir şekilde gelebilmiş diyelim. Ve aynı zamanda da popülerliği aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Java'nın standartları bizim için çok kritik. Hani eğer Java yeni burada şimdi gelen seviyeyi bilmiyorum. İleri seviye arkadaşlar da vardır, orta seviye veya yeni rehber almaya gelen arkadaşlar da vardır. O yüzden hani bir dilde hangi dilden başlayacağım derseniz düşünmeyin, vakit kaybetmeyin. Bir tanesini seçin. Java'da iyidir yani. Güzel bir başlangıç. OOP konseptini güzelce anlayabileceğiniz bir başlangıç sizin için olabilir. Peki Java deyince de akla gelen hep ikinci şeylerden, ilk kitaplardan bir tanesi Effective Java oluyor. Bir sürü kitap var ama peki neden Effective Java bu kadar popüler diyelim? Şuradaki şeyi okumak istiyorum. Aslında yazarından dolayı Josh Bloch. Amerikalı bir yazılım mühendisi. Nereli olduğuyla çok ilgilenmiyoruz. Ama buradaki bizim için önemli olan nokta şu. Java platformunun sunduğu birçok özelliğin tasarımını ve uygulama süreçlerini yönetmiş. Ve collection, met paketi gibi özel mekanizmalara da el atmış bir kişi. Mesela şöyle gidelim. Content dedim. Buraları bu arada anlatacağım şuradaki paket yapımızı. Şurada long mesela bu sınıfa gidiyorum. Yazarlara bakıyorum. Hop Joshua Bloch. Yani böyle gittiğiniz 100 kütüphaneden 20'sinde 30'unda ciddi bir orandır. Joshua Bloch'un ismini görmeniz mümkün. Tabii bu demek değil ki. Yani tamam dilin yazarı olabilirsin. Dilin geliştiricilerinden olabilirsin ama bu demek olmuyor ki bir şey anlatma yeteneğin güzel. Ama Joshua'nın
O yeteneği de var. Bu kitabı da Bolt Awards diye mi ne, öyle bir ödül almış diye biliyorum. Aynı zamanda Joshua başka kitaplara da yardımcı yazarlık rolünü üstlenerek kendini kitap yazma alanında da ileri seviyeye taşıyan bir kişi diyebiliriz. O yüzden bu kitap çok kritik. Biz bu 45 dakikalık ufak sohbette tabii ki birkaç bölümünü, belki %2'sini, %1'ini işleyebileceğiz ama bu şeyden sonra siz de bir yere not edebilirsiniz Effective Java kitabını. Diğer yollardan PDF indirebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Benim YouTube'da ve Udemy'de eğitimlerim var, onlara bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda LinkedIn'den, oradan buradan yani iletişime geçebiliriz. Elimden geldiğince tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. Peki neler öğreneceğiz bu 45 dakikalık küçük sohbette ve rotamız ne? Onu da belirleyelim. Mülakatlara güzel bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. En azından bir bakış açısı katacak. Yazılıma bir bakış açısı katacağız burada. Özellikle güvenli ve efektif yazılım yaparken tür güvenliğinin hayatımıza ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu birkaç örnekle anlatmak istiyorum burada. En başta dediğim gibi 11 content ve süre yettiği kadar bilgi işleyeceğiz diyelim. Bu kadar konuşmanın üstüne artık kodlara da geçelim. Çok konuşmayalım, kod üstünden konuşalım. Yazılımcılar genelde öyle seviyor. Şimdi 11 tane contentimiz var. Benim YouTube'dan veya Udemy'den takip ederseniz genelde hep şöyle bir yapım var. Bir paketin altına kesinlikle test drive diye, yani çoğunluğun altına test drive diye bir sınıfım oluyor arkadaşlar. Burada genelde sohbet ettiğimiz, bir şeyleri denediğimiz ortam oluyor. Yani bu test drive görünce aklınıza o gelebilir. Bir şeyleri deneyeceğiz, göreceğiz, gözlemleyeceğimiz ortam olarak düşünün. Ve resource kısmında yine bunu GitHub'tan indirebilirsiniz. Burada slide'ı da bulabilirsiniz. Belli görseller ve kodlar da var. Hani yetişmediğini dediğim gibi her zaman sorabilirsiniz bana. Şimdi content 01'den başlayalım. Ben burada yine interaktivite olursa çok sevinirim. Hem beraber güzel bir ortam oluşturalım. Kısaca şuradaki kodu tanıtayım. Okumakla uğraşmayın. Yani dediğim gibi mobilden giren arkadaşlar da vardır büyük ihtimal. Private static long. Long denen bir tane static metodum var. Topla. Burada bir tane long sum sıfıra eşit diyorum. Bir tane for loop'um var. 10.000 kere dönecek. Bu sama durmadan şu i değerini tık 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 ekleme yaparak gidiyor. Dümdüz bir metot aslında baktığınız zaman. Sonra ben bunun bir süresini ölçüyorum arkadaşlar. Bir start time'ım var, bir end time'ım var. Arada da topla metodumu çağırıyorum. Total time'ı da ne yapacağım? Ekrana yazdıracağım. Kodu çeken var mı bilmiyorum. Ama çeken varsa çalıştırıp nanosaniye olarak buraya yani çıktığı chat'e yazarsa sevinirim. Kodu çekemeyen arkadaşlar için ben bir run ediyorum buradan. Evet, şu kadar bir zaman aldı arkadaşlar. Bunu hemen şuraya yapıştıralım. Şimdi sizlere danışmak istediğim, fikrinizi almak istediğim bir nokta var. Bunu biraz daha hızlandırmaya çalışsak nasıl yaparız arkadaşlar? Bir fikir var mı? Burada bir abukluk görüyor muyuz? Şunu yaparsam bu metot var ya bir hızlanır dediğiniz nokta var mı? Hatta şunu bir daha çalıştırayım. Bir çok yüksek çıktı. Şimdi aşağı daha iyi. Evet. Chat kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta yazdığımız gibi. Burada bir değişiklik yapalım şu metotta. Bu metot hızlansın. Daha güzel çalışsın. Bir cevabımız var. Sibel Genç'ten. Paralel stream ile yapılabilir. İkram Dağcı primitif long kullanabilir demiş. Tamam. Muhsin Özbek büyük harfli olan long'u, küçük harfli olan long'a aynı İkram'ın söylediğini şey yapmış. Yusuf Süper. Çiçek Duvayıl bir öneride bulunmuş. Barış Kıyak paralel for each demiş. Tamamdır. Burak Sibel'le Barış'tan neydi? Primitif tamam. long demiş. Evet, primitive long cevaplarını en başta takdir ediyorum. Ama paralel kısmı da denenebilir tabii ki ama burada çok etki eder mi bilemedim. Burada evet arkadaşlar primitive hani long'un l'sini küçültelim diyenler doğru cevap. Tebrik ediyorum. Ben Muhsin'i bir tek not aldım ama bir iki arkadaşlar demişti onları da tebrik ediyorum. Burada bir L harfini küçültmemiz bakın bize ne sonuçlar doğacak. Şimdi nedenini de anlatacağım bu arada. Evet, run ettik. Şöyle ne diyeyim. Şunu run edip ikisini bir kıyaslama yoluna gidelim. Ben bunu niye kopyalayamıyorum? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu daha yavaş mı çıktı ya? Bu niye daha fazla şey? Yani 11 bin. Biri 86, biri 11 ile başlıyor. Evet arkadaşlar yaklaşık 8'de 1'ine denk geldi. Hani ciddi derecede 8 kat bir fark var. Şu işlemi yaptığımızda. Ki burada 10 bin tane bir şey dönüyorum. Düşünün ki bunun daha hani uzayan noktalarını düşünün. Ciddi derecede
bize performans sıkıntıları yaratabilir. Buradaki neden de şu arkadaşlar. Bu long bir wrapper bir tiptir. Bu bir sınıftır. Primitive diyen arkadaşlar şu da bunun primitive olduğunu biliyor. Bu da primitive bir tiptir. Siz burada primitive bir tipi, wrapper bir tipi atmaya çalıştığınızda şuraya şöyle yazayım. Java'nın biz görmeden yaptığı Java 5 ile gelen auto boxing diye bir işlemimiz var. Burada Java bizim için bu primitive tipi kutulama işlemi yaparak yukarıdaki long'a atıyor. Bu arada bunun tersi de olabilir. Mesela ben bunu ona da unboxing deniyor. Ona da kutu açılımı diyelim biz. Unboxing. Şöyle yazayım. Siz de isterseniz not alabilirsiniz. Mesela long dedim. Bunu da büyük long yaptım. Şuna kızacak. Long dedim. Burada da mesela yapılacak olay şu oluyor. Ne yapıyorum? Kutu açılımı yaptığımı düşünün. Onda nasıl yapıyor? Bizim görmediğimiz arkada bunun long value'sunu alıyor. Biz görmesek de arkada bu işlemler dönüyor. O yüzden bu tarz atıyorum bir metod yani tasarlarken ufak bir harfe bile dikkat etmemiz gerekiyor. Ha yani şunu diyebilirsiniz. Bu Java'nın suçu gibi bir suçlama yapabilirsiniz. Hayır. Java bir araç. Bizim bu aracı nasıl kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Hani şöyle düşünün. Bir araba sürüyorum vites 2'de. Hani gaza basıyorum. Hiçbir zaman 3'ü atmadan o hıza ulaşamayacağım. Bu arabayı mı suçlarız? Şeyi mi suçlarız? Tabii ki bu arada Java mükemmel demiyorum tekrar ama bir dili, bir aracı nasıl kullanacağımızı bilirsek en azından daha efektif, daha güzel bir şekilde bu dili kullanabiliriz. Şu ikisini istiyorsanız not edip daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Autoboxing ve unboxing olaylarına. Diyelim hemen hız kaybetmeden 17 dakika olmuş bile ikinci örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar, burada şimdilik şu kısmı ve şu metodu görmeyelim. Sadece şunun üstünden gidelim. Beraber bir inceleyelim buradaki metodu. Bu arada buna benzer bir yapı benim gerçek hayatta da böyle production ortamında başıma gelen bir olay olmuştu. Size onu da anlatacağım. Hani bunun da kıymetini görelim burada. Burada ben bir metot çağırıyorum. Public static boolean is Roman numeral diye bir metodum var. Şuradaki regular expression'a takılmaya gerek yok. Belli ki bunu direkt kitaptan aldığım bir örnek. Roman rakamı var mı değil mi galiba onu kontrol ediyor. Ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle onu kontrol eden bir metot. Düşünün ki şöyle bir yapınız var. Sizin atıyorum Roman rakamları kaydetmek istemiyorsunuz. O yüzden bir boolean metot koydunuz. Dönen cevaba göre DB'yi atacaksınız, atmayacaksınız. Save edeceksiniz, etmeyeceksiniz. Yani şifreleyeceksiniz, maskeleyeceksiniz neyse. Yani ne demek bu? Bu metodu çok sıklıkla çağıracağım demek. Evet, sıklıkla çağıracağım için statik yapmışım. Bu fena bir şey değil ama ne kadar Java'nın util kütüphanelerini kullansak da veya başka bir jar olarak indirdiğim kütüphaneleri kullansak da ben içine kesinlikle bir bakın diyorum arkadaşlar. Benim dilim yandı. Sizin yanmasın. Burada mesela mesh'in içine gittim. Ne yapıyor? Pattern match diye bir şey var. Buna gittim. Gittim pattern p compile diye bir şey çağırıyor. Bakın yeni bir pattern dönüyor burada. Şuradan bir geri gelelim. Şuradan baştan gideyim. Match. Mesela matcher, p.matcher. Buna gittim. Bir synchronize bir yapı var. Yeni bir obje üretiyor. Tekrar tekrar böyle. Oldukça buradan ayrı bir şey dönüyor vesaire vesaire. Uzadıkça uzuyor arkadaşlar. Bir sürü nesne üretiyor. Bunun çok sık kullanımında sizi heap memorinizi öyle bir yoracak ki bu. Garbage Collection belki temizleyecek bunu ama müthiş bir derecede uygulamanızın performansını düşürecek. O yüzden böyle kullanımlarınız olduğu zaman ben durmadan bu metodu çağırıyorum. Çok sık çağıracağım. Durmadan kullanacağım. Her gelen text için bunu arkadaşlar bir daha bu kadar nesne baştan ürettirip sildirmeye gerek yok. Heap'i şişirmeye. Hani az sonra grafikleri göstereceğim. Böyle bir yapınız olduğu zaman bunu böyle bir statik olarak verip bir metodun içinde çağırırsanız uygulamanızda aynı şu değişimler olacak. Şu ilk yani yönelim şöyle olsun. Açtım bunu. Şu tarz bir heap grafiğiniz olacak. Bu arada heap'i kontrol etmek istiyorsanız hani nasıl bu görüntülere ulaşabilirim uygulamamda diyorsanız şöyle ben size onu da bir not edeyim. Visual VM arkadaşlar. Visual VM'in kullanımını kesinlikle öneriyorum. Bir bakın. YouTube'da, Udemy'de benim bununla ilgili videolarım var. Visual VM'in kullanımına dair kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada girmeyeceğim çünkü kendi başına 25 dakika sürmüştü düz anlatımda. O yüzden bunun detayına girmeyeceğim. Burada bakın Visual VM ile alınmış bir heap'teki görüntüyü size paylaşıyorum. Buradaki Garbage Collection çok sık bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keskin yani. Bunu bir hastaya benzetin. Hastanın kalp ritmi olarak düşünün. Bir süre sonra hep bu tempoda giderse kalp krizi kaçınılmaz. Yani burada durmadan heap'i
şişir sil, şişir sil gibi bir metodoloji olmayacak. O yüzden bunu şu tarz, ya heap grafiğiniz genelde şöyle olmasına dikkat edin arkadaşlar. Böyle rahat yani, relax bir yaşam. Ara ara böyle koşu yapabilir uygulama. Yine onun da incelenmesi lazım bu arada. Ama genelde relax bir gidişat olması lazım. Yani şu tarz bir görüntü oluşması lazım. Dağlar gibi böyle. Onu da kontrol etmenizde fayda var. Bir de şeye de bakabilirsiniz. Mesela Garbage Collection burada çalışıyor. Durmadan yukarı bir eşikte bırakıyorsa memory leak probleminiz de vardır. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden yani buradan çıkartacağımız dersine bir güvenilir bir kütüphane olsa bile, yani benim kullandığım kütüphane de oldukça güvenilir bir kütüphaneydi. İçerisine bir bakın. En azından nasıl daha efektif kullanabilirim bunun yorumunu yapabilirsiniz. O yüzden böyle statik kullanımlar önemli. Şunu demiyorum ama. Her yerde statik kullanın demiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi statik object oriented'e hani Java Pure şey mi desem, object oriented mi desem hayır demek zorundayız. Çünkü statikler var. Statikler objeyle değil, sınıfa bağlı özelliklerdir. O yüzden mesela burada bir statiğim var. Bunu çağırmak için ne yapıyorum? Statik bir metot yazmak zorundayım. Yani statik kullanımı, statik kullanımını tetikler. O yüzden güzel yerlerde kullanmalıyız diyelim. Eğer bir öneri, görüş yoksa hemen çete bir artı alabilirsem, artılarla haberleşelim arkadaşlar. Hayrettin abi de bana söyler, ben göremiyorum. Bir artıları alabilirsem hemen bunu pekiştirecek bir tane güzel daha content 4'e geçmek istiyorum. Çete artılar gelirse çok sevinirim. Artı birler, artılar Son neyse. gelmekte Süper. epey var. Şöyle bir Tamam. şey Çoğunluk buradaysa süper yapayım. abi. Yine ekstra ve burada soramadığınız sorular Ondan fazla olursa aklım var. süper. Yine ekstra burada hani sorularınız olursa hani soramadığınız kesinlikle LinkedIn oradan buradan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini cevaplayacağım. Hemen bir util aslında burada bir utillere statiklere girdik. Utillere bir gönderme yaptık diyelim. Hemen onun üstüne şöyle bir kullanım açtım. Şöyle bir kullanım hiç arkadaşlar gerçekleştirdiniz mi uygulamalarınızda? Hani util sonuçta her yerden ulaşılması gereken statik değerlerimiz var. Sizce şöyle bir interface kullanımı güzel bir yöntem mi? Burada yorumlarınızı merak ediyorum. Bir yani statik değerlerimi bir interface'e atsam sonra gitsem mesela bir örnek yapalım hemen. Şöyle bir sınıf açsam ne diyelim? User int diyelim. Sallama bir isim olsun. Implement ne diyeceğiz? Physical constant dedim. Bir tane main metot yazalım. Artık ne yapacağız? Bunun içerisindeki değerlere ne yapacağız? Erişebileceğiz, değil mi? Bakın direkt erişebildim bunu implement ettiği için. Sizce bu güzel bir yöntem midir? Alternatifleriniz var mıdır arkadaşlar? Evet, chat'e bir yorum alabilirsem süper olur. Hem beraber kafa yormuş oluruz. İhsan Algül, Enum daha iyi olmaz mıydı? İkram Bağcı, bence hayır, interface kavramına uygun değil. İnan Süper. Plus geldi aklıma. Burak Uray, interface amacına çok hizmet etmiyor. Genelde can-do ilişkisi için kullanıyoruz. İnan kullanabiliriz. Şu Bravo. an 3 Evet. arkadaşımız yorumlarıyla destek verdiler. Üç cevaba da çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, hemen burada bir önerim de olacak. İnam doğru, util sınıflar doğru. Şimdi ikisini de inceleyeceğiz. İnam yapışında, util yapışında inceleyeceğiz. Eğer kendi lokalinizde veya şirketinizde herhangi bir yerde çalıştığınızda kesinlikle arkadaşlar gerek yazılım destek ekibinden gerek kendi lokalinizde şunu kurmanızı ben tavsiye ediyorum. SonarLint arkadaşlar. Bakın burada ben böyle bir kod geliştirdim. En son bitirdim geliştirmemi. Diyorum ki acaba diyorum doğru yazdım mı ya? Yani varsa yakın hani sizden böyle tecrübeli veya arkadaşınız kod review toplantıları çok önemlidir. Ya ben böyle yaptım bir önerim var mı gibisinden. Öyle bir imkanınız olmadan önce mesela şunu SonarLint diye bir uygulamamız var. Bu bizim kodumuzun genelini hani eksiklerini artılarını inceliyor. Bakın sizin de yaptığınız önerileri burada bizim için rapor olarak çıkardı. Ne diyor? Move constant define in this interface to another class or enum. Ya bir util sınıfa taşı ya da enum'a taşı. Bu arada IntelliJ'de de daha güzel gözüküyor bu. IntelliJ'de de direkt due to effective Java, due to Joshua Bloch diye böyle açıklıyor. Şöyle de yapabilirsin gibisinden rapor vermiş de bu Spring Tool Suite'de yani Eclipse ürününde şeyi göremedim açıkçası öyle bir açıklama. Ama yine de bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Çalıştığınız yerde kurumlarda mesela bunu yaptığınızda gidip
Ya ben de son halini şöyle bir bulgu buldu. Ya şu yeşilleri çok aldırmayabilirsiniz ama kırmızı bulgulara kesinlikle bakın. Bunu nasıl çözebiliriz? Hani ben bunu böyle merge etmek istemiyorum. Böyle şey yapmak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar Sonar Lint'i kesinlikle öneriyorum. Sonar Lint buraya yazdım. Eclipse'de indirmek için bunu help deyip Eclipse Marketplace'e Sonar Lint yazdığınızda sizin için orada çıkacaktır. Yoksa linkini alıp böyle Jarla'yı falan ekleme yöntemleri vardı. Install new software deyip bir link veriyorduk yanlış hatırlamıyorsam. IntelliJ içinde doğrudan plugin olarak indirebiliyorsunuz ama kurumsal firmalarda bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Ama bu güzel üründür. Bence teknik departmanınız buna bir şey demeyecektir. Peki, interface'leri böyle. Bir tane soru var Furkan. Hemen araya bir şey yapayım konteks bulmadan. İhsan Algül'ün bir sorusu var. Sonar Lint IntelliJ'de çok kasabiliyor. Sonar Cube'da kullanıyor musunuz diye bir soru sormuş Evet, İhsan Algül. Sonar Cube da var. Valla Sonar Lint bende çok kasmadı ama şey kısmında haklı. İhsan şeyde biraz zorlaştırıyor mesela. Kod merge edeceğin zaman 8 kere soruyor. Bak burada bulgu var. Bir daha bak, bir daha bak gibi. O da yani o da güzel bir şey aslında ama ben bir kasmasını çok görmedim ama belki doğrudur. Hani daha büyük bir projede genel bir paketi incelediğinde şey yapabilir ya kasma olabilir ama böyle tek tek inceleme yaptığımızda hani çok hızlı şekilde gerçekleştiriyor ama bir projeyi komple Sonar Lint'e soktuğumuzda evet belki kasma yapabilir diyelim. Umarım cevap olmuştur İhsan. Hemen bunun peşine interface kullanmayacaksak peki ne yapacağız? İnam cevapları zaten gelmişti. İnamdan önce arkadaşlar util sınıfları da constant utility sınıfları da tercih edebiliriz. Burada ne yapıyoruz? Bir tane final sınıf yapıyoruz. Bunun final olmasının nedeni bu sınıfın ben extend edilebilir olmasını istemiyorum. Niye? Çünkü util yani. İçerisine şunları kullanacağım. Çok nesnelerle bir işim yok. Direkt yani amacına yönelik olsun istiyorum. Gidiyorum bir tane de private constructor yapıyorum. Niye? Nesnesinin de üretilmesini istemiyorum. Çünkü statik. Yani amacımız statikler. İçerisine böyle bir kullanım yaptığımızda işimizi görebilir. İnamlara da geldiğimizde inamların da bu util sınıflara karşı şöyle artıları var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Mesela yine böyle Public Static Final Int Apple Fuji, Pippin, Granny Smith neyse artık bunlar kitabın örnekleri. Orange Blood gibisinden böyle mesela şeylerimiz var. Bunları gidip hepsi Apple'la başlıyor değil mi? Demek ki ortak bir noktaları var bunların. Hepsi Apple'la başladığına göre ben bunları Apple tarzında bir inamda sınıflarsam benim için ne yapacak? Tür güvenliği de sağlayacak. Tür güvenliğinden kastım ne? Mesela bunların hepsinin tipi ne? Apple'ların integer değil mi? Ben bu bir metot yazmışım burada. Bu metodu çağırırken içerisinden istediğim bir integer değerini geçebiliyorum. Yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Ama ben buraya Apple diye zorlasaydım burada artık Apple tiplerinden bir tanesini geçmek zorunda kalacaktım. Özellikle switch case gibi mekanizmalarda oldukça yani stringlerle veya böyle intlerle falan haberleşmek yerine inamların faydalarını burada kullanabiliriz diyelim. Mesela Apple Pippin dedim. Ya da Orange Blood yani kırmızı orange neyse artık onu kullanan metotlar yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden Sonar Lint'i kurmanızı ve interface'leri gerçekten amacına yönelik kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sıradaki bölümümüze 4-5 demişim. Yine çok önemli, çok güzel bahsetmek istediğim bir bölüm daha var. Eğer artılar gelirse chatten hemen bir sonraki bölüme geçelim. Evet arkadaşlar chat'e bir artı bir alabilirsem ben de hem birilerine Evet. tepki alınca güzel oluyor. Ona yakın artımız var. 3 artı veren arkadaşlarımız da var. Süper süper. Tamam o zaman hemen 3 artıya özel bir Hatta tane. mail'in içerisinde bir şeklinde gönderen arkadaşımız da var, Yusuf. O süper. O Artıları. zaman yine güzel bir bölüm geliyor. Sunumda da demiştim güvenli ve efektif yazılımı vurgulamıştım. Arkadaşlar tür güvenliği çok önemli. Yazılımlarımızda tür güvenliğine değinmemiz lazım. Bunlardan bahsetmemiz lazım. Ben burada şu yani çok hızlı sorayım. Çünkü yarım saat olmuş 15 dakika kadar bir süremiz var. Burada bir problem görüyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu run ettiğimde sizce çalışır mı? Bunu run etsem ne gibi sorunlarla karşılaşırım? Ve bu sorunu nasıl çözebilirim? Chat'ten bir hemen yine destek gelirse keşke okuyabilsem ben de chat'e ama Hayrettin abi senin okumana daha heyecanlı oluyor. Evet. Chat'e arkadaşlar burada bir abukluk var mı? Bunu nasıl gideririz?
Bir öneri. Bekliyorum. Çözülebilir İhsan Algül. Casting demiş. Tamam. Başka bir cevap var mı? Yine Gaye Durmaz Kest diye cevap vermiş. Tamam. Daha şey, ben direkt gireyim çözüme. Çünkü bir Muhsin Özbek Jenerik diye bir cevapta bulunmuş. Muhsin süper Sanki. ya. Vallahi tebrik ediyorum Muhsin. Diğer casting diyen arkadaşlar da tebrik ediyorum. Ama bizim aslında jeneriklerle burada bir şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar bunu run ediyorum şimdi. Bunu run ettiğimde bakın bir exception aldım burada. Cannot be cast class. Burada görüntüm var. Siz görmüyorsunuz büyük ihtimal. Onu da okuyamıyorum. Neyse. Bu çözümü yani arkadaşlar burada uygulamamız yani buradaki abukluk şurada. Siz metotların içerisine böyle ham, çiğ tipler yani raw tipleri kullanmaktan kaçının. Çünkü ben ne oluşturmuşum burada? Ha, keşke şuradan da bahsetseydim. Hani burada ne yaptığımızı. Burada bir tane list of string'im var. İçerisine unsafe add diye bir metodum var. Bu string değil mi arkadaşlar? Ben string bekliyorum. O zaman bu metodun içinde de bunu böyle vurgulasaydım, bakın en azından beni bir şekilde uyarıyor ve hatayı runtime'da değil de compile time'da artık çözebilecek. Artık burada casting'e gitsek belki çözer. Zaten onu önerecektir büyük ihtimal cast argument falan diye. Yani burada ne demeye çalışıyoruz? Hatayı biz mühendisler yani her tip meslekte hatayı olmadan engellemek çok önemli. Hatta ben bunun üstünde biraz daha sevdiğim bir örnek var. Onu da ondan da bahsetmek istiyorum. Hatayı olmadan engelleme diye bir mekanizmamız var arkadaşlar. Poke yoke diye. Poke hata, yoke engelle demekti. Hatayı olmadan engelleme mekanizması. Şimdi ben bunun size gerçek hayattaki örneklerinden bahsedeyim. Bu ne? C5 content 5 şuraya gidelim. Bunun en güzel örneklerinden biri bana göre Starbucks, Nero. Böyle kahveler. Niye? Şimdi siz bir hayal edin arkadaşlar. Starbucks'a giriyorsunuz. Starbucks'ın içindesiniz. Merhaba işte Ali Bey, Buse Hanım hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Size bir ne yapıyor? Bir tane bardak diyor işte. Filtre kahve istiyorum diyorsunuz. Siz diyor hani Tallboy istiyorum. Size hemen Tallboy bir bardak çıkartıyor. Ondan sonra işte şurup istiyor musunuz? Yok. Şunu istiyor musunuz? Yok. Bunu istiyor musunuz? Yok. Buraya duruma göre tikliyor buradaki mevzuları. En son size şunu soruyor. İsminiz nedir? Adınız nedir? Siz de orada diyorsunuz ki string. Yani şurada yaptığımız string işlemi aslında bu arkadaşlar. Adınızı soruyor size. Siz de diyorsunuz Ali, Veli. Konya neyse. Yazdınız orada isminizi ve en son işte bu kontrat aslında şuradaki gördüğünüz bardak sizin kontratınız. Bu kontrat arkadaki diğer arkadaşlara iletiliyor. Hemen tık tık işlemler başlıyor. Adamlar 5 metrekarede yani çok güzel işler yürütüyor böyle. Sonrasında bir yaklaşık artık yoğunluk yoksa 5-10 dakika sonra diyor işte Furkan Bey, filtre kahveniz hazır. Ben gidiyorum ve alıyorum. Bunun bir de tam tersini düşünün. Başka bir örneğini vereceğim. Bir Türk restoranına gittiniz. Yani Türk değil yani X bir restorana gitseniz de olur şimdi. Çok açsınız. Siz 1,5 İskender istediniz. Arkadaşınız da bir İskender istedi. Veya siz bir çay istediniz. Arkadaşınız bir kahve istedi. Geliyor. Mesela İskender adamın eli de yanıyor. Diyor ki bir İskender kimindi, 1,5 kimindi? Runtime exception. Bak orada hata oldu. Hata attı. Ondan sonra logları inceliyor. Orada sizi inceliyor. Sen diyorsun bu arkadaşındı, o onundu, bu çay onundu, bu kahve onundu. Runtime exception alıyor. Orada ne oluyor? 3-4 saniye bir kayıp oluyor. Arkadaşın da eli de yanmış oluyor yani. O yüzden poke yok ya arkadaşlar. Elimizden geldiğince jenerikleri kullanmaya çalışalım. Hatayı olmadan engellemek bizim için müşteri görmesin. Ya da X bir kişi görmesin. Hataları olmadan engellemeye çalışalım. Böylece hibemize poke yok ya diye de bir kavramı da katmış olalım arkadaşlar. Hemen yine bir artıları görürsem bir sonraki bölüm 11 demişim. 11'e geçelim arkadaşlar artılar gelirse. Evet. Çete bir artı birleri görebilirsek. 11'e Akıyor geçelim. maşallah. O süper süper. Çok mutlu oluyorum artıları görünce. Sanki böyle kumarhanede bir şey kazanınca akıyor ya böyle. Onun gibi oluyor. Ya göremiyorum şu an ama senden duyunca Ben betimliyorum abi. ondan fazla artımız var şu anda. Süper. Arkadaşlar gönderiyorlar bana. Süper. O zaman hemen 11'e geçelim. Bu da çok önemsediğim bir bölüm. Evet, bu 11'in de bir görseli vardı. Şimdi arkadaşlar burada yine size hızlı bir soru soracağım. Burada iki tane yöntem var. Bunun doğru veya yanlış bir cevabı yok. Sadece beraber kafa yoracağız.
link headset string set diyorum. New link headset yaratıyorum. Bir de burada set interface'i üzerinden bir link headset yaratıyorum. Sizce şuradaki kullanımlardan hangisi daha tercih edilesi? Çete 1 veya 2 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Siz olsanız hangisini kullanırsınız? 1 mi 2 mi? 1 link headset'den türetirim. 2 set interface'inden türetirim. 1 2. Şöyle yazalım. İkiler yoğunlukla süper, bir süper. Bir arkadaşımız var. Bir de Daha çok yanlış değil bu iki. arada. Ha, süper, süper. Tamam, Kullanıma göre çoğunluk. değişecek aslında ama iki demiş Burak Uray. Evet, yine güzelce, evet, duruma göre gerçekten değişebilir. Ama burada benim vurgulamak istediğim, aslında yazılıma farklı yaklaşmakla dedik ya slide'ın başında. Onu da biraz, yazılıma bakış açısı, ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bunu daha iyi betimleyebilmemiz için size bir 11'in görselini hemen getirelim. Şimdi burada arkadaşlar set bir interface, link set burada bir ney? Sınıf değil mi? Iterable geliyor, collection geliyor, altında list, queue set var. Setin altında neyi görüyorum? Headset ve link headset'i görüyorum. Eğer ben set interface'inden bir link headset üretirsem yarın bir gün gerek performans sorunu gerek ihtiyaçlar doğrultusunda ben gidip bu ürettiğim link headset'i aynı atadan geldiği için headset'e de çevirebiliyorum. Bakın burada string set 2 demişim. Ne yaptım? New headset dememe izin veriyor. Aynısını link headset'te deseydim buna izin vermeyecekti. O yüzden yazılımımızda böyle ufak tatlı esneklik payları bırakırsak bizim için faydalı olabilir. Ben hemen burada tahmin ediyorum ki bu soru kesin gelecektir. Ama süremiz kısıtlı olduğu için şey yapmayayım. Bu sorunun geldiğini varsayıyorum. Furkan, o zaman madem esneklik diyorsun, ben gideyim collection'dan türeteyim. Yarın set kullanayım. Ondan sonraki gün queue çeviririm, list çeviririm. Arkadaşlar o kadar da değil aslında. Hani esneklik güzel ama o kadarı değil. Çünkü neden? Bugün mesela bir yazılım ekibi taş çatlasın 7 kişi diyelim, 5 kişi diyelim. Koskoca firmada 130 kişilik bir IT ekibi var veya 500 kişilik IT ekipleri var. Sirkülasyonun özellikle şu çok olduğu dönemde bir kişi ayrılıyor, bir kişi geliyor. Hani durmadan farklı insanlarla beraber ortak tabanda kod yazmaya çalışıyoruz. Şimdi ben burada setten türettiğim zaman şunu söylemiş oluyorum. Setin özelliği nedir? Kısaca bir hemen tekrar edelim. İçerisine aynı değerde iki tane şey almaz. Setin özelliği budur. Ben diyorum ki benim bu amacım var. Bu amacıma ya headset'le ulaşabilirim ya link headset'le veya seti implement eden diğer sınıflarla. Amacımı belli etmiş oluyorum arkadaşlar burada. Ama siz collection'dan türettiğinizde bu adamın amacı ne? List mi istiyor, queue mu istiyor, set mi istiyor? Yani biri gördüğünde bunu bu yorumlamayı yapabilmesi lazım. Ha işte Ali bunu yazmış. Demek ki biz burada iki tane aynı değer istemiyoruz. Ondan dolayı setten türetmiş diyelim arkadaşlar. Bu da kritik bir bilgi. Hani genelde hep internette de örnekler görürüz ya, list eşittir new array list görürüz. Böyle ben 3-4 yıl önce benim geliyordu aklıma, niye array list eşittir new array list yapmıyorum da genelde hep örnekler böyle. Bu onun da nedeni aslında bu ufak esneklik payından dolayı diyelim. 11. Son aslında bir 6-7 dakikamız daha var. Ben bu hemen setin üstüne bir tane daha patlatabilirim. İnanıyorum ki artı bir desem artı bir verecektiniz. O yüzden hemen C6'ya geçiyorum arkadaşlar. Bunu da anlatmak istiyorum bunun üstüne. Hemen Bigram diye bir sınıfımızı açtım. Şimdi arkadaşlar burada Bigram diye bir sınıfım var. İçerisinde hemen sınıfı size kısaca bir tanıtayım. Private Final Character First var. İçerisinde bir eşitleme yapılıyor. Equals ve Hashcode metotlarımı görüyorum. Bunu istiyorsanız not alın. Bu Equals ve Hashcode kesinlikle 10 mülakata gidiyorsunuz, 7'sinde bunu sorarlar. Net yani, o kadar netim. Equals ve hashcode burada görüyorum ki yazılmış. Ve bir main metodumuza bakalım. Main metodumuzun içerisinde bir set bigram var. S eşittir new headset dedik. Ben biliyorum ki setin içinde az önce ne konuştuk? İki tane aynı değerde bir şey olmaz. Hani setin bana sunduğu şey bu. Şimdi ben bunu run edeceğim. Sizce size'ı bunun kaç çıkar? Bunu ama alabilirim chat'e. Bunun size'ının kaç çıkmasını bekliyorsunuz arkadaşlar? Hani bunu run etsem 3 mü çıkar 2 mi? 3 tane eleman var. Set olduğunu biliyorum. Oraya dikkat edelim. Equals ve hashcode metodu da var. 2 mi çıkar 3 mü? Yanıtlar geliyor. Biraz çoğalsın öyle söyleyeyim. Bir ortalama vereyim. Şimdi tamam. 2 deyince herkes 2 yazmaya başlayabilir diye. Tamam. Ya doğru, ben direkt tepkimi saklayamıyorum abi. Direkt süperi basıyorum. Evet. Evet.
Bakıyorum. Üçler ağırlıkta. İki veren arkadaşlarımız da var. Üç arkadaşımız iki demiş. Altı arkadaşımızla yedi arkadaşımızla üç demiş. Tamam, süper. Bir arkadaşımız iki demiş. Detayını da vermiş. 1 gramda equals hashpot override edildiği için iki demiş. O ismi alabilir miyim abi? İkram. İkram. İkram Dağcı. Bununla birlikte Barış da new olduğu için aynı olarak algılamayıp 3 çıkartır demiş. Tamam, çok güzel Düşük. cevaplar var. Var ya şurada çok, yani şu örnekten sonra müthiş şeyler öğreneceğiz. Cevaplar süper. Ben hemen geçeyim abi. Gaye bulmaz yeni obje oluşturuluyor diye bir bilgi vermiş. O da hani new İhsan Algür'ün cevabına yakın bir şekilde new denilince her seferinde yeni bir obje oluşur demiş İhsan Algül de. O yüzden 3 çıkar demiş. Böyle Tamam. bir şu anda yanıtlar bu şekilde. Valla cevaplar Evet. süper. Ben orada ikramın cevabını özellikle üstünde duracağım. İkram dedi ki hashcode ve equals burada yazılmış, override edilmiş. O yüzden demiş 2 çıkar demiş. Şimdi ben bir run ediyorum. 3 çıktı. Ama bu 3 çıkmasının nedeni yeni obje oluşturulması değil. Bu da çok kafa karıştırıyor. Arkadaşlar şöyle bir olayımız var. Bu o yüzden çok mülakatlarda soruluyor. Çünkü çok kritik bir noktadır. Siz bu tarz yapılar yaptığınızda equals ve hashcode metodunu override etmezseniz, evet doğru, yeni obje oluşturulduğu için buradaki değerlerin bir önemi kalmıyor. Yeni obje olarak gördüğü için setin içinde 3 tane elemanım oluyor. Ama siz equals ve hashcode'u override ettiğiniz takdirde bu işin rengi biraz değişecek. Ama burada olmasına rağmen niye değişmedi? Yine arkadaşlar poke yoke. Bu gerçekten override etmiş mi bakalım. Override notasyonunu kullandım. Hep görüyoruz override. Hani ha tamam geliyor oraya bir yere. Hani ama bakın bir kullanmış olsaydık burada ben ne görüyorum? Aslında bunun override edilmediğini görüyorum. Niye kızdı bana? Override bir notasyon. Bu override edilmemiş diyor. Niye? Şimdi bakalım hemen source. Buradan da değil mi bu? Generate. Bakın hashcode'da equals. Bu ikisi kankadır zaten. İkisini bir şey yapmak lazım. Şimdi ben bunu generate ediyorum. Bakın. Aradaki fark şu arkadaşlar. Orijinal equals objelerin ortak atasından gelme metot içerisine obje alır. Burada ise biz bir gram vermişiz. Bakın bir yanlışlık oldu. O yüzden bu yeni olarak tanıdığı için böyle bir sıkıntıya düştük. O yüzden bu notasyonların da önemi çok fazla. Notasyonları oldukça kullanmanızı ben size tavsiye ediyorum. Eğer notasyon kullanmış olsaydık bu sorunu yaşamayacaktık. Şimdi o Neden override anotasyonu kullanıyoruz da bir interview sorularından biri aslında çok sık sorulan. Yani evet. override'da niye kullanıyoruz? Yani çok yani dediğim gibi her şey runtime'da değil. Biz compile time'da yakalayalım hataları. Yani poke okey. Burada geldim. Object obj içerisinde zaten arkadaşlar buradaki değer ben bir değer kıyaslaması yapıyorum burada. O yüzden şimdi run ettiğimde bunu run ediyorum. Bakın artık 2 çıktı. Çünkü bu a ile b'nin değeri bu ikisi içerisinde ne yapılıyor? Şey yapılıyor. Bu şurada bu genelde asal sayılar kullanılır. İşte Eclipse 31 veriyor atıyorum. IntelliJ'de yapsanız 17 veriyor, 13 veriyor. Ha, burada asal sayı aslında kritik. Biraz matematiksel temeli var. Hani bu içerisinde ne yapıldığını dilerseniz yine bakabilirsiniz. Ama genelde zaten IDE bizim yerimize şey yapıyor bunu. Son 2-3 dakikaya girdik. Ben ne işledik, ne yaptık hepsini bir özet geçeyim. Böyle paketleyelim. Aklımızda tam olarak otursun. Bu da çok kritik bir örnek. Bundan zaten şimdi özette başa döneriz. İlk C1'i işledik. C1'de ne gördük? Autoboxing, unboxing diye bir terminolojiden bahsettik. Bizim Java bizim yerimize autoboxing ve unboxing işlemlerini yapıyor. O yüzden dili bilmeliyiz. Dile uygun, araca uygun yazılımlar yapmalıyız arkadaşlar. 8 kata kadar neredeyse fark ettirdi bize performans açısından. Çok bilindik metotlar, çok bilindik kütüphaneler de olsa içerisine bir bakmak lazım. Ne dönüyor? Ben bunu nasıl kullanmalıyım gibisinden. Şuradaki bir statik kullanımı heap'teki ya illa bu örnek için özel test etmedim ama çok yakınını yaşadım. Heap'teki Visual VM'den inceleyebilirsiniz. Oraya da bu arada bunu yine pushlarım GitHub hesabından bakabilirsiniz. Visual VM'den kontrol edebilirsiniz. JMeter gibi tool'lar var arkadaşlar. Onları da indirebilirsiniz. Apache JMeter. Oradan 1000 tane request yollarsınız. Bakarsınız heap'teki dalgalanmanıza. O da önemli kritik bir nokta. Ondan sonra hemen bunun peşine neye geçtik? C4'e geldik. Interface'lerin constant yapısını tutmada Sonalint zaten bağırıyor bunu yapma diye. Sonalint'ten de biraz bahsetmiş olduk. Bu örneği zaten biraz da o yüzden koydum. Utility'leri
Final ve Private Constructor'lı sınıflar olarak yapmamızın daha güzel. İnamların da tür güvenliği sağladığını gördük. Bu da güzel oluyor ve debug işlemlerini bizim için kolaylaştıracak dedik. Sonra burada ne gördük? Jeneriklerin nasıl da hayat kurtardığını gördük. Hatayı olmadan engelleme metodolojisinden biraz bahsettik. Onun hemen peşine bir interface referanslı, interface kontrat referanslı bir şeyler üretmenin de bizim için ne kadar güzel bir esneklik sağladığından bahsettik. Onun peşine de override ve hash kodu, pardon, equals ve hash kod metodunu override ettiğimizde hayatımızda nasıl bir değişim yaptığını gördük. Aynı zamanda override notasyonunun da her yerde görüyoruz ama bir işe yarıyor arkadaşlar. Yani bu şeyine gittiğinizde bakın. Retention policy daha source yerinde yani source alanında sizin için bunu kontrol eden bir yapı diyelim. Notasyon yazmak için de bu arada public at interface diyerek bir notasyon da yazabiliyorsunuz. Onu da başka bir zaman belki denk gelirsek işleriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım herkesin yani çok bilenlerin tekrar ettiği, orta seviyede bilenlerin tam pekiştirdiği bir üst yere çıktı. Az bilenler için de bir güzel rehber olan bir etkinlik olmuştur diyelim. Katılım için herkese teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa dediğim gibi LinkedIn üzerinden bana sorabilirsiniz. Çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum Yanımız var Furkan. Ersun. Sorularımız var. İkram Dağcı hocam kupon isteriz yetmedi böyle şeklinde bir sorusu var. LinkedIn'den ikram. teşekkür eden arkadaşlarımız var. Burak teşekkür ediyor. Ben çok Gökçe teşekkür ederim. Tuğçe, Tunç Keleş. Devam edebilsek keşke. Çok keyifli gidiyor diye bir geri bildirimde bulunmuş. Teşekkürler Tuğçe. Tuğçe bu Bir de arada İkram. Çok özür başka bir dilerim. şey diyecek. İkram Dağcı'nın bir sorusu daha vardı. İlk sunumdan zamanda sordu ama konteksti kaçırınca soramadım Furkan. Tabii. Yani biraz da geniş bir soru ama yani kısaca senin fikirlerini almak isterim. Peki neden sürüm yükseltmeleri hala şirketleri bu kadar ürkütüyor? Java konusunu konuşurken, O soru. O JCP soruya konusunu itiliyor gibi konuşurken bir an. hala Güneşten atarlar. penaltıda kalan bunlar neden kolayca yükseltilemiyor diye bir İkram'ın sorusu var. Ben de sana soruyorum İkram. Onu da şişeleri sormak lazım. Departmanları sormak lazım. Ben orada çok konuşmayayım. Ya Çok bu konuda teşekkürler aslında biraz Furkan. şey çok muhafazakar davranıyor gerçekten ekipler. Biraz daha yani özellikle bu ben de LTS konusunda çok takılıyorum. Yani işte LTS sürümleri işte hemen ona geçebiliriz diye böyle bir rahatlık oluyor. Halbuki yani 12 ile 11 arasında nasıl bir fark var? Ne kadar problem yaşanmış acaba diye sormak lazım departmanlara senin dediğin gibi Furkan. Evet. Bu arada Bunun dışında Tuğçe'nin de bir genel teşekkürü vardı. itibariyle O pardon. Tuğçe'de bir kağıt yarışmamızın birincisiydi daha önceki bir eğitimden. Ona da ayrı teşekkür ediyorum geldiği için. Süper, süper. Genel itibariyle çoğu arkadaşımız da teşekkür amaçlı yazmış. Hani ben soru var mı Süper. diye bakıyorum. Süper. Genellikle chat'e yazılamıyor. Çok teşekkürler diyorlar. Evet arkadaşlar bu webinar tool olduğu için chat'i aktif kullanamıyoruz. O yüzden question'ı biz böyle interaktif kullanmaya çalışıyoruz. Genel itibariyle evet Teşekkürler teşekkürler var. Furkan. Geliyor mu İhsan sesim? Algül'ün Java lisansları ücretsiz değil diye biliyorum diye bir yorumu var. Hayrettin abi, Altuğ abinin bir sesini duydum sanki. Ben teşekkür ederim Altuğ abi. Tamam geliyor mu diye bir şüphe Altı ettim. hocam. Ağzına sağlık. Çok sağ ol Altuğ abi. İzindeyiz. Evet. İhsan Algül'ün bir sorusu var. Java lisansları ücretsiz değil diye biliyorum diye. O yeni lisanslama konusuyla alakalı bir mevzu galiba. Oracle'ın almış olduğu karar, hani ondan bahsediyor sanırım. Ona çok vakıf değilim. Orada Oracle, Ben bir İhsan türlü ben şöyle kısaca onu özetleyeyim. Oracle bir lisanslama modeline geçti. Ben dedi Java'ya bundan sonra destek istiyorsanız dedi Java JDK'ya destek istiyorsanız dedi benden destek satın alacaksınız. O lisanslamayı o şekilde yaptı ama OpenJDK'yı da yine çok aktif kontribüt ediyor. Yani OpenJDK'yı geliştiriyorlar. Sonra onu Java Standard Edition diye ayrı bir lisanslamaya alıyor Oracle. Ama yani Oracle'ın içerisinde o JDK'nın içerisinde birkaç tane daha tool var Oracle'ın özel tool'u. Böyle performans tuning vesaire falan tarzında. Çok net hatırlayamamakla birlikte. Öyle bir fark var yani. Normal şartlar altında lisanslar aslında yani OpenJDK
dağıtıcılarından CDK'yı kurduğunuz zaman herhangi bir şey yok. Lisans problemi yaşamazsınız. Böyle bilgi vermiş olayım ben de. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Genelde teşekkürler var. Ben de özellikle Muhsin Özbek, Uğur Çetin, Yusuf Çiçek, Mehmet Okan Yılmaz, Ural Saluk, İkram Dağcı, Burak Uray, Gaye Durmaz, Ahmet Akargül, Engin Engin, Barış Kıyak interaktif bir şekilde bize katkı verdikleri için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer katılımcılarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün epey aktif bir oturum gerçekleştirdik. Bu saatte, akşamın bu saatinde bizlere destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Furkan, en büyük teşekkürler de sana. Altı Hocam da teşekkürlerini iletti. Ben Ağzına teşekkür ederim. sağlık. Güzel bir, keyifli bir sunum oldu. İnşallah ilerleyen meetup'larımızda da seni aramızda görmek isteriz. Süper abi, ben teşekkür ederim. Yani güzel etkinlikti. Katılan herkese teşekkür ederim. Teşekkürlerini ileten herkes de sağ olsun. Öyle inşallah diğer etkinliklerde de görüşürüz diyelim. Tamamdır. Oldu. Bir sonraki etkinliğimiz arkadaşlar, bu senenin son etkinliğiydi malum. Ocak ayında şu anda daha belirleyemedik ama çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar.